Merhabalar, ben Nurgül. Nur Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok farklı bir yöntemle açma yapacağız. Gerçekten çok pratik bir yapımı var. Sizlere de bu tekniği yapmanızı, denemenizi şiddetle tavsiye ederim. Hatta videomu izledikten sonra hemen mutfağa geçip yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü çok kolay ve çok pratik oluyor. Evet, gördüğünüz gibi hepsi kat kat oldu ve bir seferde bu açmaları açtım arkadaşlar. Evet, sizleri daha fazla bekletmeden hemen malzeme listemi vereceğim ve yapılışına geçeceğiz. Gerekli olan malzeme listemiz arkadaşlar: 2 tane yumurta, sarısı üzer için, beyazı içerisine kullanacağız hamuruna. 2 su bardak süt, kullandığım bardak ölçüsü 250 ml. 1 tane yaş maya, 1 su bardak sıvı yağ, 1,5 yemek kaşığı şeker, 1 yemek kaşığı tuz ve yaklaşık 1 kilo undan arkadaşlar 1 bardak eksik un. Evet, yapılışı, hamurumuzun yapılışı. Ben bu şekilde robotumda yapmayı tercih ediyorum. Sizler elinizle de yoğurabilirsiniz ya da mutfak robotunuzda yapabilirsiniz. Evet, mayayı süt ve şeker ile birlikte erittikten sonra ikinci bardak sütü ilave edelim. Tuzumuzu ilave edelim. Sıvı yağ ilave ettikten sonra unun tamamını kullanmadım. İlk etapta bir bardak eksik kullandım ve bu un miktarı tam yeterli geldi. İstediğim kıvamda, yumuşaklıkta oldu. Çok katı bir hamur olmayacak. Çok da cıvık, ele yapışan bir hamur olmayacak arkadaşlar. Normal bir yumuşaklıkta hamur elde edeceğiz. Evet, ben 6 dakikaya makinemi ayarladım ve 6 dakika hamurum yoğruldu. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar, bir bardak bu şekilde 1 kilo undan un arttı. Yumurta sarısını üzerine kullanacağım. Yumurta beyazını arkadaşlar yaparken videoda eklemeyi unutmuşum. Yumurta beyazını da hamurumun içerisine kattım. Bunu da bilmenizi isterim. Evet, yoğurduğum hamurumu önce böyle bir kabıma alıyorum. Üzerine de hafif unladıktan sonra poşet geçiriyorum üzerine, hava almaması için ve daha çabuk mayalanması için. Eğer sizin kapağınız varsa kapakta kullanabilirsiniz ama bu tarz kapların kapağı olmadığı için ben poşet kullanmayı tercih ediyorum. Eğer acilse arkadaşlar, hemen mayalanmasını istiyorsanız bu yöntemimi tavsiye ederim sizlere. Bir kabın içerisine, küçük bir kabın içerisine sıcak suyu koyalım ve üzerine hamurlu kabımızı oturtalım. Ve bu şekilde yarım saat sonra hamurumuz inanılmaz derecede kabaracaktır. Gördüğünüz gibi mayalanmaması imkansız. Toplam yarım saat sürdü arkadaşlar bu hamurumun bu hale gelmesi. Eğer sizlerde acilse durum, hemen hamuru yapıp bu şekilde sıcak suyun üstünde mayalandırabilirsiniz. Evet, mayalanan hamurumu tezgaha alacağım. Önce biraz sıvı yağ döktüm yapışmaması için. Hamurumun tamamını tezgaha alıyorum arkadaşlar. Beze yapmadan, yoğurmadan, hiçbir işlem yapmadan bu şekilde tezgaha aldım. Daha sonra elimle bastırarak büyük bir daire elde ettim. Çok çabuk açılıyor zaten. İnanılmaz yumuşak bir hamur oldu. Bu şekilde açtıktan sonra yaklaşık yarım paket, 250 gram paketin yarısını bu şekilde parça parça oda sıcaklığında tereyağını arkadaşlar içerisine yedire yedire kullandım. Tereyağının oda sıcaklığında olması önemlidir. Yoksa eğer hemen dolaptan çıkarttığınız şekilde kullanırsanız hamurumuzun yırtılmasına sebep olacaktır. Evet, yamuş yamuş olan tereyağlarını da bu şekilde elimizle bastıralım. Hamurumuza yedirmeye çalışalım. Daha sonra hamurumuzun bir tarafını ortaya kadar katlayalım. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde katladıktan sonra katladığımız bölümü de tekrardan tereyağı parçalara koyalım. Sürelim. Ve diğer kapağını da üzerine bu şekilde kapatalım arkadaşlar. Kat kat olacak. Bu yöntemle gerçekten çok pratik olacak. Şimdi bu hamurumun tekrardan bir yarısına tereyağı parçaları koyacağım. Ve tekrardan diğer tarafını üzerine kapatacağım.
Küçük bir ricada bulunmak istiyorum. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz beğen ve yorum yaparak bana destek verebilirsiniz. Sizlerin yorumları benim için çok değerlidir arkadaşlar. Şimdiden verdiğiniz destekten dolayı teşekkür ediyorum. Ve açmamızın yapılışına devam ediyoruz. Evet. Yarısına tekrardan tereyağı sürdükten sonra diğer yarısı da bu şekilde üzerine kapatıyoruz. Biraz daha elimizle bastırarak şekil veriyoruz. Evet. Eğer varsa benim gibi pizza bıçağı bir rulet ile veya normal bıçakla önce ortasından ikiye keselim. Daha sonra yaklaşık 1,5-2 parmak genişliğinde 5 şerit keselim. Toplamda 10 şerit oldu. Yani 10 tane açmamız olacak. 10 tane açma edeceğiz bu hamurumuzdan arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi bu kadar kolay. Şimdi açmış olduğumuz bu şeritleri ortadan ikiye katlayarak ve bükerek açma şekli vereceğiz ve kapatacağız. Evet, yapımı bu kadar kolay. Şimdi ikinci seferde sizlere göstereceğim. Açmış olduğumuz şeridimizi ortadan ikiye katlıyoruz. Katlamış olduğumuz şeridimizi bükerek tekrardan açma şekli veriyoruz. Simit gibi daha sonra kapatıyoruz arkadaşlar. Hepsi bu kadar. Daha sonra yağlanmış, yağlı kağıt koyulmuş fırın tepsimize diziyoruz. Gördüğünüz gibi her 5 açmayı bir fırın tepsisine koydum. Yağlı kağıt koyulmuş fırın tepsisini biraz aralık bırakarak dizdim arkadaşlar. Şimdi tepsi mayası yapacağız. Yaklaşık bir 15-20 dakika arası tepsi mayası yaptıktan sonra fırında pişireceğiz. Üzerine bu şekilde poşetle kapattım kurumaması için. Ve yaklaşık 15-20 dakika sonra açmalarım güzelce tepsi mayası oldu. Şimdi yumurta sarısı sürüp fırça yardımıyla her yerine gelecek şekilde hepsine bu şekilde fırçayla yumurta sarısı süreceğiz. Yumurta sarısını herhangi bir şey eklemenize gerek yok. Yani oldukça zaten rengi kızaracaktır. Bunun için tereddüt etmeyin. Şeker ya da süt ya da pekmez eklemenize gerek yok arkadaşlar veya bal. Oldukça güzel kızaracak. Ama yumurta sarısı eğer sizlerin çok açıksa bu alternatiflerden kullanabilirsiniz. Evet, fırınımızı arkadaşlar önceden 190 dereceye açıp ısıttım. Yaklaşık bir 10 dakika kadar ısınmış oldu. Önceden ısınmış fırında açmalarımızı şimdi pişireceğim. Evet. İki tepsiyi birden pişirdim arkadaşlar ben. Birinci tepsimi orta katın üst katına koydum. İkinci tepsimi de en alt katın üst katına koyduktan sonra bu şekilde yaklaşık bir 25 dakika kadar pişirdim. Daha sonrasında arkadaşlar bu 190 dereceyi 200-220'ye kadar değiştirdim pişme esnasında. Sizlerin fırınına göre bu pişirme işlemini ayarlayabilirsiniz. Evet. Üstteki açmalarım güzelce renk aldıktan sonra şimdi tepsileri alt üst edeceğim. Yerlerini değiştireceğim. İkisini bir pişirdiğim için alttaki üzeri kızarmıyor ve üsttekinin de altı kızarmıyor. Bu nedenden dolayı tepsilerin yerini değiştiriyorum. Ve tekrardan üstlerindeki açmalarım güzelce renk alana kadar kızartıyorum. Ve artık açmalarım çok güzel pişti. Mutfak, oturma odası yani tüm ev bu açmalarla koktu. İnanılmaz mis gibi evi kokusu açtı arkadaşlar. Sizlere de şiddetle denemenizi tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi harika piştiler. Her katmanı kat kat ayrılıyor ve yumuşacık, altı gevrek, tereyağının vermiş olduğu bir lezzet müthiş diyebilirim sadece sizlere arkadaşlar. Evet, hemen fırından çıkardıktan sonra açmalarımızın üzerine de biraz tereyağı gezdirelim.
pastanelerdeki açmalar gibi bu şekilde parlaklığını koruyacaktır bu sayede arkadaşlar. Evet. Hemen sıcak sıcak yemeğe hazırdır. Yanına bir çay, bir de kahvaltılık zeytin. Tamamdır efendim. Evet, sizlere burada yumuşaklığını ve katlarını göstereceğim. Gördüğünüz gibi çok sıcak olduğu halde sizlere göstermek istedim. Yumuşacık ve kat kat arkadaşlar. Bu yöntemle bir de benim tarifimi yapmanızı tavsiye ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin diliyorum. Eğer kanalıma hala abone değilseniz hemen şimdi abone olarak ve zil sesini açarak beni yakından takip edebilirsiniz. Paylaştığım her videomdan haberdar olabilirsiniz bu sayede arkadaşlar. Ayrıca kanalımda oldukça değişik çeşitli poğaça tarifleri, menü tarifleri, yemekler, et yemekleri, sos tariflerim, pasta tarifleri oldukça değişik tarifler bulabilirsiniz. Kanalıma göz atmanızı tavsiye ederim. Evet, farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.